Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün Antalya Spor Fenerbahçe maçını izliyoruz. Mümtaz Reis'in Antalya Spor galibiyeti beklediği ya da en kötü beraberlik beklediği, Sergen Yalçın'ın yönettiği, Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçı gibi saldıracağı bir maç olmalı. Olacak daha doğrusu. Valla ben hakemlere bakıyorum. Ben bugün Fenerbahçe'ye atanan hakemlere, VAR hakeminden orta hakeme bakacağım. Spor tahminin var mı? Yok, tahminim yok. Ama inşallah galip gelemeyeceğim. Ben içimdeki skor tahmini söyleyeyim. Fenerbahçe 2, Antalya Spor 1 diyorum ben. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Ufak bir hatırlatma yapacağım. Discord sunucumuzda CS sunucusu server'ı aldık. Maçlarımız oluyor her gece 12'de. Sizleri bekliyoruz. Oraya bırakacağım linki. Yani yukarıya bırakacağım. Gelirseniz siz de davetlisiniz. Çok güzel 10 numara 10'a 10, 16'ya 16 maçlarımız oluyor. Baba stres yapması gereken olanlar, seni sinirli ve stresli görüyorum Fenerbahçe maçlarında. Ya yok, bana ne ya, bana ya. Ben hak, adalet olmuyor da bundan. Haksızlık var Türkiye Ligi'nde. Resmen Galatasaray'ın önü kesilmek isteniyor. Ankara'dan tayinler yapılıyor. Ankara'dan talimat yapılıyor. Bütün herkes söylüyor. Bütün hakem hocaları söylüyor. Antalya Spor geldi. Yapma be. %100 gol. Nasıl para alıyor bunlar ya? Sen olsan atar mıydın baba? Ya dalga mı geçiyorsun? Atamazsan bile kaleyi tuttururum ya. Fenerbahçe geldi, Cengiz de. Oy ne geçti lan? Ne yapıyor lan bu? Ya ulan Tadiç be. Senin gibi adam o hareketi yapıyorsa %100 gol ya. Bu arada Çağlar Soyuncu şu anda ilk 11'de bugün. Ya başı olacak işim, o kafayı yemiş onlar ya. 6 tane adam var orada. Çağlar Soyuncu oynatıyor geri gelmez. Çağlar'a gelene kadar ne oyuncular var orada ya. Kimi koyarsın mesela? Var orada ya, daha önce oynattığı adamı var. Tuttum böyle, isimlerini bilmiyorum ben. Fenerbahçe geldi. Aaa! Tadiç bugün çok ödü ha. Bak yaptığı iki tane hareket, iki tane net golü engelledi yani. Antalya Spor tehlikeli şimdi. Kontradan çıktı. Hadi be yürü! Hiçbir biraz şey yürü be, yürü be! Aaa! Allah kahretmesin seni, ağzına sıktım bu çocuğu. Ya Fener'e mi çalışıyorsunuz siz be? Nesin herifler ya? Püf diye vurdular. Ya bırakın Allah aşkınıza ya. Kendi kendine düştü. Ya böyle bir şey var mı ya? Fenerbahçe geldi, 10 numara! Tadiç mi lan o? Vallahi Tadiç, ben bunu şu hareketinden sonra dışarı çıkartırım. Üçüncü net gole. Ben diyor atmayayım Fener'e golü de diyor attığım bir yere kendimi. Şuraya bak, gidişe bak Allah aşkına. Pıh, suratına sımbatına sıktım derim seni de. Lan koydu! Lan koy! Ulan koy, Allah kahretmesin, ayağını dümenine sıçayım. İşte gol pozisyonu bunlar. Ya bırakın ya, siz Allah'ın kazmalar ya. 1 numara Ferdi, 2 numara Fred, 3 numara Szymanski, 4 numara Livakovic taşıdı. 4 tane en iyi adamları var. Ceko ile Galatasaray'ın sayesinde. Galatasaray'ın sayesinde. Ya baba her şeyde Galatasaray'ın sayesinde. Öyle ya, Fred'i. Ne yaptın ya? Ya Fred'i bıraktın. Cumas gibi elinden verdik o Fener'e. Vermeseydi. Verdim. Aldı da adamlar aldı. Ne güzel. Ne dedin bakayım bir daha söyle. Vermesin. Onlar aldı. Onlar almadı. Hediye yani ettiler. Bu da çıkacak meydana. Bak şimdi konuşulmuyor bunlar. Kim o hain? Galatasaray yönetimin içindeki o hain kim? Uçakla getirip Ali Koç'a hediye eden hain kim? Çıkacak o. Sezon sonunda çıkacak. Mayıslarda çıkacak meydana. Göreceğiz. Unutma yalnız bu dediklerimi, yaz bir kenara. Ben bırakmayacağım peşini onu. Ceko'ya açtı top. Günaydan döndü. İsmail indirdi. Cengiz atak devam ediyor. Cengiz. Ay! 15.000 falan diyorum. Bak böyle ya, bir bak. Salak olur, bak salak böyle ya. Bir konuş bir daha diyor. Ya böyle gol mü yedin ya? Bir daha konuş diyor. Ya çektir git oraya. Bir daha böyle konuş ya, diyor. Bana oğlum git şimdi ağzına sıçarım şunu yapıştırma. 15.000 böyle gol mü yedin? Salak herif bak. Bir daha yaptı böyle. Kaleci seyrediyor topu. Dur bakalım, offside de var orada. Dur. Offside var orada. Dur bakalım, dur. Bir dakika. Hayır burada değil, öbür tarafta. Bakacağım. Ağzına sıçtı mı çocuğu? Ne koydu be? Ya bak ya, kaleciye bak, kaleciye ya. Salak ya. Kıpırdamıyor bile ya, Allah'ın sana. Kıpırdayamadı ki baba, kıpırdasın tam 90'a. Ulan kapattı köşeden ya. Ya ne kapattı köşeden, 90'a koymuş ya. Ya 90'a sıçtırtma yani sen de manyak. Tam köşeye atmış. Hani 90 ayık var orada yani. 90 değil de 80. Vallahi bilmem ilk pozisyonda. Buraya gelmeden daha önce pozisyonda 90 ayık var. Dur bakalım, dur. Yapan beri baştan olur. Tabii şu verir misiniz? Tabii. İşte gol öncesi. 90 ayık. Oğlum. Aynını yaptılar şeye be. 50 90 ayık. İkardiye yaptılar, eli kıçımı bu tarafta diye ya. 90 ayıktı bağ babası. Hadi oradan. Galatasaray'a geldiği zaman yok omuzu.
yok götü, yok parmağı ileride. Fener'e geldiği zaman yok. Hayret bir şey ya. Baba ne oldu? Şey oldun, duvar gibi oldun ya. Ya bırak Allah aşkına ya be. Fener oyun oynamadan gol atıyor ya. Ona kızıyorum ya. Oynasan helal olsun. Bak ondan sonra yorumlarda yazacaklar. Biraz amcanın suratı duvar gibi. Ya ne duvar? Oynamadan gol atıyor her zaman böyle oluyor. Oynadığı zaman helal olsun diyoruz. Söylüyorum. Evet ilk yarı Antalya Spor 0 Fenerbahçe 1. Tartışmalı bir pozisyon vardı. Tartışmalı falan değil kendisinden evladım. Tartışmalı değil. Kesinlikle offside. Belki ya. Bizim futbol bilgimiz yetersiz. Ya açık ki başlarım kendi futbol bilgine. Onların hocasına öğrettim. Hocasına. Anladın mı sen? İkinci yarı bakalım neler olacak. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Ya ballı ya. Geldi kucağına top çarptı da. O zaman bak ya. Aptal mıdır ne? Aha. Antalya tehlikeli geldi. Geliyor mu? Ason Balonga. Ya bunlar ya nereye veriyorsun be? Aha. Ya bunlar ne şut atmayı biliyor, orada açmayı. Bir daha geldi Antalya. Geldi mi? Hadi. Allah kahretsin seni be. Bu ağzına sıçtı bu çocuğu be. Livakovic çıkarttı bana. Yuh be. Livakovic 90'lar aldı. Vallahi 90'lar aldı ama yavaş geldi. Yavaş kuzu gibi ya. Görmüyor musun kendi toya? Ona bir çakarım vallahi topu var ya. Kaleciyle beraber çokarım o ya. Şuraya bak. Kuzu gibi topu. Şuraya bak. Güzel uzanmış. Ya yumuşak geliyor ya. Çıkartma beni ya. Oy. Kavuşta içinde ikinci geldi. Harbi attı ya. Bizim Beşiktaş'ta niye böyle goller atmıyordu bu adam? Nasıl vurdu lan o golü? Ben buradayım diyor bir de ya. Vay be. Bugün yine Mümtaz'dayız, istediğini alamadı. Fenerbahçe yine kurtardı. Kazandı. Hakem kurtardı ya. Galatasaray kaç atarsa Fenerbahçe o kadar atıyor. 0-0 olsaydı bu maç öyle mi olacaktı? Ama adam fark etmez. Fark etmez siz. Siz nasıl olsa bizim kucağa geleceğiz. Sizi orada halledeceğiz biz. Kollarımı açtım bekliyorum. Bekliyorum, kollarımı açtım, sizi bekliyorum. İşin tuhaf tarafını söyleyeyim mi? Galatasaray kaç atarsa Fenerbahçe o kadar atıyor. Ya atıyor, attırıyorlar. Ne azına atıyor, ne çoğuna atıyor. Attırıyorlar. Attırıyorlar yapıyorlar. Attırıyorlar ya Allah Allah. Attırıyorlar. Hadi. Atıyor geçiyor. Offside'den gol. Bolu kimin ayağından çıktığı anda evet. Adamlar Bolu'yu dövüşüyor. Bak. Offside yok. Çivi gibi. Abi ya tabii ya offside. Mümtaz Reis duvar. Fener'e çalışmaz offside. Fark etmez. Takılmasın. Bize gelene kadar, bizim sahamıza gelene kadar takılmasın. Orada halledeceğiz biz Kanarya'yı. Kanarya'yı kendi sahamızda halledeceğiz. Hiç merak etmesinler. Antalya Spor 0, Fenerbahçe 2 maçın sonucu. Söz Mümtaz Reis'te. Fenerbahçe liderliğini koruyor. Devam ediyor. Hala lider Fenerbahçe. Ya neyin lideri ya kalemci? Lider. Neyin lideri? Lider Allah Allah. Aynı şey. Ya puan aynı olabilir. Puan. Adamlar aynı. Lider ama. Ya boş ver. Gelene kadar Galatasaray'a gelene kadar. Galatasaray'a gelene kadar nasıl olsa bizim sahamıza gelecek. Tüyler yolacak. Hadi git gülüyoruz bunlara. Hadi. Galatasaray şampiyon olacak bu sene. Hiç hayal etmeyin. Son söz Mümtaz Reis sende. Evet son söz bu. En büyük cümbom. Şampiyon cümbom olacak.